amper çekiyor. Hı hı. Saatte 3 amper çekiyor. En yüksekte. Kısarsan 1,5 amper çekiyor. Onun için sen bunu karavan elektriğinde kullanabilirsin. Fakat karavan elektriğinde bunu kullanabilmen için en az 2 kahva veya 3 kahvalık bir gereksinim ihtiyacın var. Çünkü sadece bu çalışmayacak karavanda. Diğer ürünlerinde var çalışacak. En az 4 tane 450 watt'lık panel koyacaksın. Ya da 6-7 tane 235'lik 1800 watt'lık bir üretim yapacaksın. Tabii yani 2 kahvalık bir sen kullanmayalım. En kötü. Ya koy hepsini koy. Onun arada bir sınır yok zaten. Koy hepsini koy. Turbo kombi. Koy abi hem sıcak soğuk veriyor. Hem ısıtmayı kullanıyorsun. Ama o parayı vermek ve karavanda ne kadar yaşayacak olduğu süreç önemli. Mesela ben 7 yıl boyunca karavanda yaşadım. Yunus hala karavanda yaşıyor 3 yıldır. Şimdi belki bize o ihtiyaç olabilir orada. Ama ben nasıl çözdüm şimdi? Abi işte 5000 lira ve basur. 3000 lira termodinamik şofben. Anladın mı? Toplamını yaptığımda 8000 lira. 8000 liraya ben 60.000 liralık iş çözmüş oldum. Aynen öyle. Kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Yani oradaki şeye benziyor bu. Hani arabanın koltuk döşemesi işte kumaş da yani deri yaptırıyor. Deri yaptırıyor ama sırtını telliyor. Az önce konuşmuştum. Aynen. Sakın dedim deri yaptırma yani. Yani ben de yaptırdım mesela. Ben arabada deri var ama ben yapma. Büyük klima var arabada. Strain büyümüş. Yani yolda giderken zaten hani şoför koltuğunun deri olması belki çok rahatsız etmeyebilir. Yok o inince belli oluyor. O inince belli oluyor. İhtiyaçların az olmasına döndük. İhtiyaçların aynı olmasıyla bahsedelim. Bak, ihtiyaçların aynısıyla bahsedelim. Tamam, 100 amper dediysen 12 amperlik. 12 volt, 12 evet. Volt buzdolabı kullanıyoruz. Evet. 12 volt ve basur kullanıyoruz. Evet. Başka ne kullanıyoruz? 12 voltta. 220 ile laptop şarj ediyorsun. 220 ile televizyon izliyorsun. Tamam işte. Şeyde, telefonlarını şarj ediyorsun. Ben karavanda yaşayan biri olarak yıllarca 200 amper jerakü kullandım. Evet. Yıllarca 200 amper jerakü. Evet. Buzdolabım 12 volttu. Isıcım 12 volttu. Uydu anteni vardı. Elektrikli uydu anteni tamam, kullanıyordum. Setco. Zaten biz de satıyoruz. Onu kullanıyordum. Ve televizyon 200'ün oldu. Ve enerjimin hiçbir zaman ben şeyini görmedim. Mesela şey üstüne konuşalım. 12.8 diyelim. Tam %100'luk oranı. Anladım. Cihazın üstündeki yazan 12.8. Ben 12.1'in altına düştüğünü daha hiç görmedim. Görmedim. Peki. Mesela bunların fiyatı ne? Fiyatlar onlar internet şeyimizde yazıyor. Ha, sitede var. Aynen. 12 volt karavanlara uygun. Su depolarınız da var. Aynen. Bayağı çok malzemeniz var ya. Lavabolarınız var. Kaset tuvaletler var şurada. Ayakları sökmüşler, banyoya çevirmişler. Jeneratör galiba bu değil mi? Evet. Klima. Klima mı? Bu klima o şey. Zabosto. Elde teşim adı Zabosto. Tamam. Ben şu zannediyordum. O da Zabosto. O da Zabosto. Biri elde taşımalı. O elde tamam. Normal. Şu klima. Ya klima şöyle. 24 saat esasına göre çalıştırırsan. Bir karavan kampa gittiniz. 220 elektriğe bağladınız. Tamam. 24 saat çalışacak. Tamam. Kapılar da kapalı kalacak. Hı hı. En fazla gece işe yarıyor. Zaten karavanda da gece evet. Yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Yani uyku halinde. Camı açamadınız. Güvenlik vesaire var. O zaten kendi yoğunlaşmış havayı, yoğuşmuş havayı dışarı atıyor. 3000 beyt o. İçeriği de hani buz gibi yapmıyor ama uyunabilir seviyede getiriyor yani. Tamam. Yanında evet, evet. Zımbır. Ne kadar parça var? Su giriyor. Sen oradan buraya veya bu tarafa yönlendirebiliyorsun. Evet, biz neler yaptık? Geçen hafta bir İstanbul'a gidip geldik. Alışveriş yaptık. Birazcık çok fazla yapamadık. Geldik, tekrar gittik bu hafta. Gene azıcık. Hatta bu sefer daha azıcık yaptık.
Ama fikir ediniyoruz. Şimdi her şeyde fiyat konusunda internetteki gibi değil. Yani gidip de kapıdan müşteri olduğunuz zaman fiyatlar dehşet yükseliyor. İnternet fiyatları biraz daha uygun ama internetten de ne alacağınızı tabii elinize ne geçeceğini bilmediğiniz için bir onları görelim dedik. Bayağı da fikir sahibi olduk aslında. Çok güzel insanlarla tanıştık gerçekten. Timos Karavan mesela harikaydı malzeme konusunda, ilgi konusunda. Onlar bir de tam zamanlı yaşayan insanlardan oluşuyor. Her şeyi biliyorlar. Evet. Neyin ne olacağını. Aslında hani bizim böyle çok önem verdiğimiz şeylerin aslında çok önemli olmadığını, aslında önem vermediğimiz şeylerin de çok önemli olduğunu anladık. Ne yaptık? Depoyu bitirdik. Depo bitti. Muhteşem bir depo oldu. Sıfırda hiçbir fark yok. Hortumlarını da taktık değil mi? İşte hortumlarını taktım. Şimdi çalıştıracağım. Şey diyorum ya, geri dönüşü de çalışıyor bak. Bak. Evet. Gördüm şimdi. Gördün mü? Şimdi bundan sonra şeye başlayacağız. Arka taraftan itibaren bütün elektrik tesisatını ki başlangıçtaki... Nihayet evet. Yani elektriğe geldik. Aslında elektrikle başladık. Yani buraya kadar elektrik sayesinde geldik. Ama şimdi görebiliyoruz artık. Bütün her şeyi toparlaya arka tarafa geleceğim. Çünkü çok da boşta kablolar var. Neyin nereye gittiğini de bilmiyorum. Birçok orada sinyal kabloları var ama sinyal kablolarının zaten göğüste şeyi yoktu, bilgisi yoktu. Şu göğüse bak ya, tertemiz oldu. Daha da temizleyeceğiz onu. Gün sonunda bunları toparlayıp bütün kabloları ön tarafa atarsam burasını temizleyeceğiz. Şu arkasını yaptığımız gibi izolasyonu da yapacağız. Daha sonra şeye karar vereceğiz. Sigorta panelini nereye koyacağımıza. Orijinal sigorta panelinin yeri orası, gayet de uygun. Güzel. Ama ben hani şuraya yapsak diye düşünüyorum. Şimdi şurada şöyle bir şoför koltuğu ve şurada bir boşluk var ya. Şöyle bir boşluk var. Hı hı. Buraya yapayım diye düşünüyorum. Bu koltuk paneli şeye engeller mi? Müdahaleye engeller mi? Bir ona düşünelim. Engellemeyecek gibiyse bütün paneli buraya yapayım istiyorum. Çünkü altta akü var. Kumandaların hepsi zaten burada olacak. Ondan sonra rölelerle de sistemi süreceğiz. Orayı da başka bir şekilde değerlendiririz diye düşünüyorum. Ama hani buradan şuraya 1,5-2 metrelik kablolarla kumandaları çekmek de zor mu? Hayır, değil. En azından orada bir arıza olduğunda falan orada ayakta halledersin. Ama burada mesela koltuğu çekip mi halletmek gerekecek? Koltuk demişken, koltuk neden seçemedik? Bak, yüksekliğin yani çok net yüksekliği gözüküyor. Evet, evet. Evet, o yüzden seçemedik. Yani her koltuk bize uymuyor. Evet, nereden başlıyoruz? Şimdi arka bagajı sökmüştük ya daha önceden. Arka taraftaki stopları falan. Onun burada bir kablosu var, grup kablosu. O boştaydı. Şimdi onu çekiyorum. Şöyle bir kablo. Bu kablo grubunun tamamı ön tarafa kadar toplayacağız. Neyi nereden çıkaracağımızı da yazacağız diyeceğim ama zaten bak boşta. Yani nereden çıkmış bunların hiçbirisini bilmiyorum. Bak bu da boşta. Şimdi şunu not edeceğiz mesela. Bu ne? Arka kapı selenoid ve arka kapı basınç şunun içinde. Demek ki buradan birer bilgi geliyor. Şimdi biz bu bilgileri bir yazalım. Bu açma kapama tuşu vardı ya. Evet. O şu grup. Buna aç kapa diyor. Öteki de muhtemelen hava var yok basınç sensörü. Çünkü önde bir öyle bir bilgi var. Arka kapı, ön kapı diye bir bilgi şeyi var. Bir tane kablo var. Bakalım bu kablo nereden geliyor? Daha önden geliyor. Yeşil bir kablo. Şu gruba giden kablolardan bir tanesi. Sen ne yapıyorsun? Bu gruba giriyor, ön tarafa kadar giriyor. Şimdi bunun normalde bir yere bağlanması lazım.
Ya buraya kadar çekiyorum da bundan sonra nasıl çekeceğim? Kabloyu da ettirmezsem çekemez. Peki bu grubu bizim değiştirmemize gerek var mıydı? Şöyle, arkaya zaten yeni kablo çekeceğiz. Hmm. Şimdi benim burada bilemediğim, şu arka gruptan bir basınç bilgisi varsa o var, havalardan. Henüz onun da selonik şeyini göremedim. Basınç silicini. Arka kapı basınç silici belli zaten. Onun bilgisi var. Selenoidi var. Hı hı. Yani selenoidi aç kapa komutu geliyor. Şu büyük ihtimalle geri vites. Tabii emin değilim. Ama bunların çoğu şuraya kadar 1-2-3 tane bağlantı var. Gerisi arka stoplar. Ve yanlarda. Evet. Bunlarda lamba yok ama şeylerde lamba vardı. Bagajların içlerinde. Eski orijinal tesisat. Bizim şimdi onların hiçbirisine ihtiyacım olmadığı için veya olsa da yenisini yapacağımız için bunlara ihtiyacım var. Kaldı ki kabloların hepsi ekli mekli. Yani bunları kullanmanın çok güvenli olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi şu ne kadar güvenli olabilir? Şimdi burada hiçbir kablo bırakmamam lazım. Dördünü plan grubu diye etiketle. İki tane basınç silici, iki tane yağ seviye sensörü. Muhtemelen kilometre bu. Şu da geri vites sensörü. Burada boş bir şey var bak. Şimdi asıl nereye gireceğiz biliyor musun? Şöyle. Siyahlı mavi ve kahverengi. Kahverengi de tam kahverengi değil zaten ama şey böyle patlıcan rengine de benziyor. İki beyaz. Şunları kesiyorum burada. Şimdi mantıklı olan şu mudur? Şuraya kadar geldim. Bundan sonrasında toparlayacağım ya. Oradan oraya kaldı 2 metre bir şey. Ama arkada var burada 5 metre bir şey. Şimdi 5 metreyi buradan böyle çeke çeke mi götürsem yoksa bunların buradan hepsini sıfırlayıp burayı hiç ellemeden iptal edip bıraksam oraya kesin girmem lazım dedim ya. Bence oraya hiç girme Turuncu'ya. Ne yapacağız girmeyip? Şimdi arabayı çalıştırmak için gerekli olan çok az bir şey var. Bir marş motoru, starter ki onu oradan veriyorsun. Bir kablo. Bir de ısıtma bujeleri. Isıtma bujelerini bile daha henüz hiç görmedim yani bu arabada. Yok mu yoksa? Varsa onlar vardır orada. Bunun işi olmayacak. Hanımefendi. O yüzden buradan sonrasını oraya toplamak için şunların hepsini kesiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Gitti. Gitmedi, sana geldi bunların hepsi. Bana mı? Diğerleri de var daha ayırmadığın kablolar. Valla temizlik işleri hep bana bakıyor. Motoru galiba var. Yapıyoruz. Şu ön tarafta da daha önce ayıkladığımız kablolar var ya, o kabloları arka tarafa doğru ne kadar toplayabilirsek o kadar toplayacağım ben. Basamak aydınlatma önemli değil, korna önemli değil, farklar değil, kısa farklılık var. Neydik ne olduk be, hiç kablo kalmamış, ne bak tertemiz olmuş. Şurada bir kablo var. Bak mesela bu aküden gelen bir şarj kablosu veya marş kablosu. Şu kalınları falan bir ayıklamamız lazım. Şu konjektör mü? Bak sigorta grubu geliyor. Şu anda akünün artısına bağlı. Artı burada aşkım. Artı burada mı? Bak solda şurada. Tamam. Artı eksi. Niye eksiyi eksiye koymuş? Şartları. Sığdın yani helal olsun valla. Şu sol tarafa gireceğim mi şuraya? Ona gireceğim bak girdin yarısına kadar. Evet. Burada yalnız çok kalın bir kablo var. O öndeki kalın kabloyla bağlantısı olabilir mi? Evet olabilir işte. Bir artısı mı acaba? Çünkü bayağı kalın. Ama niye siyah kablo kullanmışlar bunu? Enerji kablosuysa kırmızı olmalıydı bence.
Bunları kontrol ederiz. Bu bir invertör. Şuradaki Elon'un 12-24 çalışıyorsa ne hala? Gerçi gücü önemli. Çünkü bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. 12-24 volt. Fakat daha yüksek bir şekilde kullanacağız. Muhtemelen şesesini buradan almış. Ama kullanmıyor. Bunun bağlantılarını söküyorum. Sanki çok da eski bir şeye benzemiyor, yeni gibi. Kabloyu buldum bak, bir tane kablo var sadece. O da nereden nereye gidiyor onu da bilmiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, özellikle yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere.